basına ve kamuoyuna. Sevgili canlar, değerli dostlar, musahipler ve basın emekçileri, hepiniz şahsım ve Cemevi yönetim adına selamlıyorum, hoş geldiniz. Öncelikle İzmir'de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden canlara haktan rahmet diliyorum. Yaralı canlara acil şifalar diliyorum. Maltepe Cemevi mülkiyeti, Maltepe Belediyesi olan bu alan üzerinde 1992 yılında bu yana Alevi inancına, kültürüne, felsefesine, yoluna ve erkanına yaşaması, öğrenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması bakımında çok önemli bir yere sahiptir. Son 6 yıldır cemevimizin hizmetlerini aksamadan yürütmesi için var gücümüzle çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Belediye Başkanı Ali Kılıç iddia ettiği gibi cemevi Maltepe Belediyesi tarafından yapılmamıştır. Yıllardır Alevi toplumunun katkılarıyla imece usulüyle yapılmış ve tüm kaba işleri bitirilmiştir. Ali Kılıç'ın bitirme sözü vermesiyle teslim edilmemiş fakat bir türlü bitirilmemiştir. Cemevi dönüşümü zaruri olmuş. Dönerken bizzat Ali Kılıç onayı alınmış ve kısmı açılış için gün belirtilmiş fakat Başkan Ali Kılıç davet edilmesine rağmen cemevi açılışımıza katılmamıştır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken cemevi binasına 2016 yılında Ali Başkan'ın yetkisiyle Süreyya Paşa Vakfı'na, orada da belediye şirketi MATAŞ'a kiralandığı 3 yıl sonra belgeleriyle ortaya çıkmıştır. Belgeleri de burası MATAŞ'ın genel merkezi gösterilmiştir. Ali Kılıç cemevi yönetimini karalayarak, asılsız iddialarla suçlayarak itibarlaştırmaya çalışmaktadır. Cemevi kendi eliyle kurduğu cemevimizi kendi eliyle kurduğu vakıfa vermenin zeminini oluşturmaya çalışmaktadır. Kendine itaat edecek Maltepe'ye yabancı kişilerden oluşan vakıf yönetimi olarak Cem Vakfı'ndan farklı değildir. Maltepe Belediyesi avukatları Cemevi şikayet edip sık sık elektrik ve suyumuzu kestirerek Cemevimizin hizmetlerini aksatmaktadır. Dava ile yol açma açtıkları dava ile açtıkları dava ile cemevi yönetimini işgalci gibi göstermektedir. Cemevi yönetimi çalışanları gayet açık ve şeffaftır. Tüm gelir gider tablosu kamuoyuna açıktır. Tüm giderler halkımızın küçük büyük yaptığı bağışlarla karşılanmaktadır. Cemevi derneğimize üyelik açıktır. Bizi rantçılıkla suçlayanlar, yolsuzluklarının rant yaratan uygulamalarının en önemlisi de işçisine 2 yıldır vermedikleri sözleşme farkı ve tutulmayan sözlerin hesabını vermelidir. Son olarak kamuoyuna bilgilendirme amacıyla yöre dernekleriyle kaleme aldığımız ve imzaladığımız deklarasyona ait büyük pankartları almak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı saat 21.00'da cemevinin kapı kilitlerini kırarak vinç yardımıyla pankartlarımızı yerlerinde sökülerek alınmıştır. Bu saldırı kabul edilemez. Maltepe Belediye Yönetimi imar planlarında olduğu gibi cemevi meselesinde de gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesini istememektedir. Ali Kılıç bu çağ dışı ve barbar tutumundan vazgeçmelidir.
Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sesleniyoruz. Maltepe Belediyesi ile cemimizin problemlerini çözülmesi için çağrımızdır. Bu çağrımıza 15 gün içerisinde el atmaz ise bu durumda CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemine başlayacağımızı ilan ediyoruz. Ali Kılıç, cemimizde elini çek. Ali Kılıç, cemevinde elini çek. Evet, sevgili canlar, hepinize teşekkür ederim. Burada da dediğim gibi bunu ilan ediyoruz. Şayet Cumhuriyet Halk Partisi 15 gün içinde bu işe çözüm bulmazsa... Eyvallah, hepinize teşekkür ederim.